bunu toparlarken Anisimova konusuna bir girmiştik. Biraz daha farklı bir konu ama bu evet. hafta da e, onunla erkekler tarafına geçişi yapalım dilersen. Ya aslında mental tarafını işin evet. gündeme getiren bir isimdi. Amanda Anisimova. Yani şu an böyle artık her hafta bir tenisçinin ya da sadece tenis özelinden de söylemiyorum bir sporcunun mental sağlıkla ilgili açıklama yaptığını daha fazla görmeye başladık. Tabii herkes de şu soru uyanıyor. Hani insanlar yani ne değişti seneler içerisinde? İnsanlar daha mı çok önem vermeye başladı mental sağlığa? Yoksa daha rahat mı konuşulmaya başlandı? Ne oldu? Ya da insanlar artık bu dönem mi yaşıyor bu tarz problemleri diye? Aslında baktığımızda bunun cevabı bence çok açık. Yani her zaman bu tarz problemler yaşanıyordu. Her zaman mental sağlık öncelikliydi. Ama bu konuşuldukça, herkes daha rahat dile getirdikçe aslında çok daha herkesin daha fazla konuşabildiğini görüyoruz çünkü sadece tenis özelinde değil mesela hani baktığında Michael Phelps dediğimiz isim çok fazla konuştu bunu, Simon Bayas konuştu, işte Osaka'dan zaten bahsettik hep burada. Birçok isim artık bunun çok önemli olduğunu söyledikçe bence herkes biraz daha rahatladı bunu konuşmayla ilgili. Bireysel sporların sporcuları özellikle. Evet yani gerçekten Takımda orada çok bir şekilde toler edilebiliyor takımlarda. Bence yine de konuşulması evet, evet, gerekiyor kesinlikle. ama bireyselde çok arttı dediğin gibi çok arttı ve herkes hakikaten artık bunun da fiziksel antrenmanlar kadar önemli olduğunu, işte bunun da gerçekten performanslardaki en büyük faktörlerden biri olduğunu söylemeye başladılar. Burada Anisimova için baktığında çok erken bu arada işte Grand Slam'de başarıya imza attı ya. Yani 17 yaşında ilk Grand Slam yarı finalini yapan bir isimden bahsediyoruz. İşte 3 ay sonra bu arada babasını, uzun süreli antrenörünü kaybetmiş bir isim. O dönemler tenis oynamak ona çok iyi geldi ama günün sonunda bir noktadan sonra çok büyük bir baskı da oldu, çok büyük beklentiler de oldu ve şu an yaptığı açıklamada aslında artık önceliğim hani mental sağlığıma birazcık dikkat ediyor olmak ve minik bir ara veriyor olmak dedi. Bu geri dönmeyeceği anlamına gelmiyor. Dönmeye de bilir tabii ki. Onu bilemeyiz. Ama burada benim hep karşılaştığım şeylerden biri şu. Şimdi tabii sporcular hep çok güçlü. İşte biraz evet. süper kahraman Tam gibiler. E, bu insanlar psikolojik olarak zorlanamazlar, e, hiçbir sıkıntı yaşayamazlar gibi bakıyorlar. Ama hep altını çizerek vurguladığım şey sporcuların da birer insan olduğu ve şurada şöyle bir fark var. Yani mesela sporcu olduğunuzda ve başka meslek sahibi olduğunuzda genelde sporcular her gün bir stres faktörüyle karşılaşıyor. Yani her gün bir kazanma, kaybetmeye dair bir mücadele var. Her gün sosyal medyadan, çevreden belirli yorumlar alıyorsunuz. ...belirli bir hayat standartına devamlı uyumak zorundasınız. Yani beslenmeyi bozmak, uykuyu bozmak ya da sosyal hayatta istediğim şeyi yaratmak diye bir şey çok mümkün değil. Aslında işte bir taraftan mükemmel olmanız gerekiyor belli bir yere kadar. Çünkü mükemmel olduğunuz noktada daha büyük bir başarılar elde ediyorsunuz. Şimdi bunların hepsine baktığında her gün bir stres faktörü var. Ama daha farklı meslek grubuna sahip olan kişilerde evet herkesin bir stres faktörü var ama stres faktörleri çok daha azalıyor. Şimdi o yüzden şöyle bakıyoruz biz genelde. Sporcu demek işte dopamine, serotonin salgılanıyor. Çok iyi spor yapıyor. Hayatı çok güzel. Para kazanıyor. Ama bunu en klasik egzersiz ol. yapan sedanter bireyler için söyleyebiliriz. Yani orada hani spor yapıyorsun, keyif alıyorsun. Hormonlar güzel bir şekilde çalışıyor. Ama burada bambaşka dengeler var. Yani burada her gün bir stres faktörü var ve her gün o stres faktörüyle baş etme var. İşte bu yüzden zaten mental sağlık çok önemli diyoruz ya da bu yüzden işte spor psikologlarıyla, klinik psikologlarla çalışılmalı ki o stres faktörüyle insanlar hayatı boyunca nasıl yöneteceğini öğrensinler. Hani buna da böyle ben dikkat çekmek istiyorum çünkü onlar biraz süper kahraman değil. Onlar da bir insan ve zamanı geldiğinde onlar da gerçekten zorlanıyor olabilir. Çok normal. Mental sağlık sebebiyle işte bu gerekçelerle ara vermek falan hep zayıflık olarak adlandırılıyor ya işte. En büyük problem orada başlıyor biraz. Bu ihtiyaç okumak aslında işte o kadar başka yerden bakılabilir ki. E, İlla ki. Yani bir şimdi, sorun daha olacak sana birazdan. Tabii ki yani şurada sadece şunu ekleyeyim. Burada şunu kişi özelinde değerlendirmek ve o kişinin süreci üzerinde değerlendirmek çok önemli. Bir davranışa bir yorum yapmak çok kolay ama örneğin Anisimova eğer belli şeyler yöntemler denediyse işte ekibiyle birlikte konuştuysa, bir psikologla görüştüyse, üzerine gittiyse ama hala bir araya ihtiyacı varsa zaten bu arayı vermeli ki evet. her şeyi denemiş ve artık ihtiyacı bu yönde ama tabii ki bir tenisçi bir anda ara veriyorsa buna da başka bir yerden bakarız. Buna da kaçınma savunması deriz. Hani orada da başka psikolojik terimler devreye giriyor. E, o yüzden dışarıdan yorum yapıyor olmak e, en kolayı ama asıl o iç yüze bakmak lazım. İyi. Yüzdesi nedir mesela dünyada? Bununla ilgili bir araştırma var mı? Olumlu geri dönüşünün tamam. Hmm. Ben böyle bir şeye başvurdum ee, ama olmaya da bilir. Yani baş edemiyoruz. Ee, farklı farklı insanlarla da çalıştım. Olmuyor mesela. Olma yüzdesi, olmama yüzdesinden fazla mı ve kaç? Tamamen meraktan soruyorum. Ya an. Bununla ilgili tabii araştırmalar var ama çok net. Genel sali... olarak daha olumlu. Ya evet tabii ki daha. Genel olarak daha olumlu. Çünkü ya burada tabii ki şeyi de söyleyemeyiz yani her. Mental sağlığı heh, için demek e, bir uzmanla çalışacak olan kişi kesinlikle heh, çok iyi aynen. bir geri dönüş sağlar ve çok yüksek oranda bir mental dayanıklılığa sahip olur diyemeyiz. Kurtuluş reçetesi değil aslında Asla bu bir yerde. bunu heh, söyleyemeyiz. Ama evet. burada önemli olan o olasılığı arttırmak, o ihtimali arttırmak. En azından o, denemek. Denemek ve o beceriler çünkü o becerileri yükselttikçe işlerin yoluna girme ihtimali artıyor. Hani burada amaç olabildiğince olasılık evet. arttırmak, olabildiğince insanın kendini tanıması ya da baş etme yöntemleri edinmesi. Ama tabii ki de yani kişiden kişiye çok değişiyor. Bazı kişilerde evet yani bir fayda sağlamıyor olabilir. O kişinin bu sürece ne kadar açık olduğu, olmadığı, yaş, cinsiyet Ya bunlara göre çok büyük böyle net veriler veremeyiz, Yok. istatistikler veremeyiz. Genç veya daha olgun 30 yaş üstü sporcu daha Sindirebilir. 17 yaşındakini yönetmek daha zor olabilir. Sadece şunu çok. söyleyebiliriz. Daha erken başlanan e, süreçler en azından o kişinin kendini işlemesi için, daha fazla beceri alması için daha büyük bir avantaj. Çünkü klasik yaş büyüdükçe oturuyor birçok şeyler, daha genel yargılar oluyor, daha değişime kapalı zor oluyor değil. insanlar ve daha zor oluyor. Ama daha küçük yaşta o yüzden hep söylüyoruz. yani Ne kadar erkenden problem olmadan da gelişim odaklı da bu sürece başvururlarsa sporcular o kadar işe yarayacak bir Bunun yer. işte en başta bana göre de aileler tarafından ve antrenörler tarafından bir zayıflık olarak görülmemesi ee, çok önemli. Dahilinde bu tabii. Zaten ki de. o yüzden hani aslında sadece sporcu değil bu alanın e, hitap ettiği yer aile, antrenör, hakem, federasyon, yönetici oraların bakış açısı aslında sporcuya tabii. bir noktada kanalize oluyor.